Merhaba arkadaşlar. Karbonhidratlardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki videoda monosakkaritleri anlattık. Bu videoda da disakkaritleri ve polisakkaritleri anlatıp karbonhidratları bitireceğim. Şimdi monosakkaritler neydi? Şöyle kısaca bir tekrar yapalım. Monosakkaritler yapısında glikozit bağı bulunmuyordu. Tek şekerlilerdi. Zaten mono tek demekti arkadaşlar. Tek şekerli bileşikler. Yapısında glikozit bağı bulunmayı unutmayın. Hidroliz edilmez arkadaşlar. Yani suyla parçalanmaz, sindirilmez. Sindirilmeden direkt hücre zarından geçebilme özelliğine sahip. Karbon sayılarına göre 3 ayırıyorduk. 3 karbonlular triyozlar, 5 karbonlular pentozlar, 6 karbonlular da heksozlar. Bunların hepsini teker teker açıkladık. Şimdi gelelim disakkaritlere, yani iki şekerlilere. Arkadaşlar iki şekerliler monosakkaritlerden 6 karbonluların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu 5 karbonlu olanlar ve 3 karbonlu olanlar bunların yapısına katılmıyorlar. Yani disakkaritlerin yapısına katılmıyor. Sadece 6 karbonlu olanlar katılıyorlar. O zaman şöyle disakkaritler diyelim. Evet, şu şekilde netliğimizi ayarlayalım. Evet. Disakkaritler. İlk önce genel özelliklerinden bahsedeyim. Arkadaşlar disakkaritler iki tane monosakkaritin bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır. Bunlar bir araya geldiklerinde aralarında bir tane glikozit bağı kurarlar ve bir molekülde su oluştururlar. Unutmayın, kaç tane bağ varsa o kadar su açığa çıkar arkadaşlar. Çünkü su bağ oluşumunda açığa çıkıyor. Bu yüzden önemlidir. O zaman yazalım. İki molekül. Şöyle iki molekül monosakkaritin birleşmesiyle oluşur. Birleşmesiyle oluşur dedik. Ve ayrıca ne diyoruz arkadaşlar bir de? Bir molekül glikozit bağı. Bir molekül glikozit bağı biraz saçma oldu ama neyse silmeyeyim. Glikozit bağı ve su oluşur. Yani bağ sayısı ne kadarsa su sayısı da o kadardır arkadaşlar. İkisi birbirine eşittir. Bunların bir araya gelerek oluşturdukları yapılarda dehidrasyon sentezi sonucunda oluşuyor arkadaşlar bunlar. Tam tersi olayına ise hidroliz diyoruz. Dehidrasyon neydi? İki monomerin bir araya gelerek oluşturduğu su oluşturma tepkimeleriydi. Ve bir de ne oluşturuyor arkadaşlar? Dehidrasyonda polimer madde oluşturuyorlar. Tabi burada polimer değil, direkt hani dimer falan da oluşturuyorlar ama işte iki ya da daha fazla monomerin bir araya gelerek oluşturduğu tepkimelere biz ne diyoruz? Dehidrasyon tepkimesi diyoruz. Burada su açığa çıkması oldukça önemlidir. Bir de şunu da hatırlatayım. Dehidrasyon tepkimesinde ATP harcanıyor. Hidrolizde ATP harcanmıyor. Çünkü hidrolizde suyun çözücü özelliği kullanılıyor arkadaşlar. Bu yüzden harcanmaz. O zaman şöyle diyelim. Disakkaritlerin genel özelliklerine devam edelim. Arkadaşlar disakkaritler suda çözünürler. Suda çözünürler. Bir diğer özelliği, sindirilmeden kana geçemezler. Mecburen sindirilmek zorunda. Zaten iki molekül bir araya geldiği için arkadaşlar mecbur sindirilmek zorunda. Sindirilmeden kana geçemezler. Sindirilmeden kana geçemezler dedik. Dehidrasyon tepkimesiyle oluşuyor. Aralarında bir tane glikozit bağı ortaya çıkıyor ve bir molekülde su oluşuyor arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi gelelim disakkaritlerin çeşitlerine. Arkadaşlar disakkaritler şöyle bakın. Hepsinin yapısında mutlaka glikoz var. Şöyle biraz aralarını açık yazacağım altına çünkü yazacaklarım var. Glikoz. Glikoz. Hepsinin yapısında glikoz var. Şimdi bunu yazdıktan sonra hani maltozun yapısında ne vardı, sükrozun yapısında ne vardı bunu düşünmeden şöyle yapıyorum. Biz nasıl sırayla öğrendik? Glikoz, fruktoz, galaktoz değil mi? Sayarken de hep glikoz, fruktoz, galaktoz olarak sayıyoruz. O zaman şöyle glikoz, fruktoz, galaktoz sırasıyla yazdım. Daha sonra bunlar bir araya geldiler arkadaşlar. Hepsi bir araya geldi. Ne oluşturur? Bakın. Maltoz, sükroz, laktoz. Maltoz, sükroz, laktoz. Zaten galaktozun içerisinde laktoz var. Bakın maltoz. Maltoz, sükroz ve laktoz.
Dediğim gibi zaten galaktozun içerisinde laktoz var. Direkt buradan aklınıza gelebilir. Artı bir de ne oluşturuyorlar? Birer molekülde su oluşturuyorlar arkadaşlar. Evet, bu şekilde oluşum tepkimelerine biz ne diyoruz? Dehidrasyon tepkimesi, değil mi? Su oluşturma tepkimesi. Yani hepsi birer nedir? Dehidrasyon. Şöyle kısaca D yazıyorum. Peki bunun tam tersi olayı olursa, yani maltoz suyla parçalanırsa, sükroz suyla parçalanırsa, laktoz suyla parçalanırsa bu olaya ne diyoruz arkadaşlar? Bu olaya da hidroliz diyoruz. Tam tersi. Hidroliz. Buna da kısaca şöyle H yazıyorum. Hepsi de hidrolizdir. Peki nedir maltoz? Nedir sükroz? Arkadaşlar, maltoz arpa şekeridir. Arpa şekeri. Arpa bitki midir? Evet. O zaman maltoz nedir? Bitkiseldir. Bakın, arpa şekeri yazalım. Sükroz nedir arkadaşlar? Bu da çay şekeridir. Çay şekeri. Bunun diğer adı sakkarozdur. Sakkaroz olarak da çıkabilir karşınıza. Laktoz ise süt şekeridir. Zaten galaktoz içinde ne demiştik? Süt şekeridir demiştik. O zaman ben maltoz ve sükroza bitkisel, laktoza hayvansal diyebilir miyim? Diyebilirim. Hemen ne yapıyorum? Bakın, karşısına şöyle yazıyorum arkadaşlar. Bu ikisi bitkiseldir. Bitkisel. Laktoz nedir? Hayvansaldır. Peki hangi hayvanlarda bulunuyordu? Geçen dersimizde de söyledik, hani galaktoz diye geçen videoda da söyledik. Memeli hayvanların dişilerinde üretiliyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. Memelilerin dişilerinde üretilir. Dişilerinde üretilir. Evet, bu şekilde laktozla ilgili de genel bilgimiz. Arkadaşlar, bunlar birbirlerinin izomerleridir. Yani kapalı formülleri aynıdır. O zaman yazalım şuraya. Birbirlerinin izomeridir. Kapalı formülleri aynıdır ama açık formülleri farklıdır. Bu yüzden de farklı farklı isimlendiriliyorlar. Maltozdan, yani arpa şekerinden arkadaşlar, işte bira yapımında falan kullanılıyor. Hatta maltı falan da geçiyor. Sükroz zaten çay şekeri, bildiğimiz şeker pancarı, şeker kamışında bol miktarda bulunuyor. Laktoz içinde zaten süt şekeri dedik. Şimdi burada bir not yazdırmak istiyorum. Arkadaşlar, bu notta şöyle diyeceğiz. Şöyle not diyelim. Nedir notumuz? Şimdi bir disakkarit var. Sellobioz diye bir disakkaritimiz var arkadaşlar. Bu da karşınıza çıkabilir. Sellobioz. Belki çok fazla duymamış olabilirsiniz. Sellobioz. Nedir sellobioz? Selülozun sindirilmesi sonucunda, yani hidrolizi sonucunda açığa çıkan disakkarittir. O zaman yazalım. Selülozun hidrolizi sonucu açığa çıkan disakkarittir. Disakkarittir. Evet, bu şekilde aklınızda kalsın. Sellobioz, selüloz. Zaten ikisi birbirini çağrıştırıyor. Arkadaşlar, disakkaritlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Çok fazla bir şey söylemeyeceğiz. Şimdi gelelim polisakkaritlere. Poli ne demekti? Çok, çok şekerliler. Polisakkaritler, bunlar da aynı şekilde dehidrasyon tepkimesiyle oluşuyor. N tane glikozun, bakın, N tane glikoz diyoruz. Bu N sayısı işte 100, 200 olabilir, daha fazla olabilir arkadaşlar. N tane glikozun bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır. Peki kaç tane bağ oluşur? Kaç tane su açığa çıkar? N eksi bir tane bağ oluşur. N eksi bir tane de su açığa çıkar. Neden N eksi bir diyorum? Bakın, iki glikoz birleşti. Aralarında bir bağ kuruldu. Bir molekül su açığa çıktı. Yani kaç tane glikoz varsa bir eksiği kadar su açığa çıkacak, bir eksiği kadar da bağ oluşacak arkadaşlar. O zaman şöyle 3 diyelim. 3 polisakkaritler. Polisakkaritler. Ne dedik? N tane glikozun bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır diyelim. N tane glikozun dehidrasyonu sonucu. Dehidrasyon su oluşturma tepkimesiydi. Dehidrasyonu sonucu oluşan büyük maddelerdir. Büyük maddelerdir. Zaten polimer diyoruz, adı üstünde. Bir de ne demiştik?
N-1 tane su ve glikozit bağı oluşur. Ve glikozit bağı oluşur. Buradaki N-1 önemli. Karşınıza mutlaka çıkar arkadaşlar. Şimdi bunların diğer genel özelliklerine bakalım. Bir kere bunlar da aynı şekilde sindirilmeden kana geçemezler arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayalım. Hücrede iki farklı formu vardır. Deposal ve yapısal. Deposal olanlarda iki tane, yapısal olanlarda iki tanedir. Zaten böyle hani kısa bir tablo yaparak anlatacağım size. Bazıları hayvansaldır, yine bazıları bitkiseldir arkadaşlar. Bu şekilde söyleyelim. Bunlar polisakkaritler. Şimdi hepsi glikozdan oluşuyor ama 4 tane olmasının sebebi nedir? Bir kere kitinin yapısında zaten azot var. Ayrıca zaten diğerlerinin farklı olmasının sebebi de hepsinin yapısında glikoz olmasına rağmen farklı bağlanma şekilleridir arkadaşlar. Farklı şekillerde bağlandıkları için polisakkaritlerin her biri birbirinden farklı oluyor. O zaman yazalım. Hücrede hem deposal hem yapısal olarak kullanılırlar. Yapısal olarak kullanılır. Farklı olmalarının sebebi glikozun bağlanma şeklidir. Bağlanma şeklidir. Hani zaten glikozun bile çeşidi vardı, hatırlayın. Hani halkasal olanı vardı, işte alfa glikoz, beta glikoz falan diyorduk. O şekilde arkadaşlar. Bu yüzden de zaten farklı farklı şekillerde bağlandığı için polisakkaritler de birbirinden farklı oluyorlar. Arkadaşlar bunlar bu polisakkaritler ikiye ayırıyoruz biz. Bileşik polisakkaritler ve basit polisakkaritler olarak. Bileşik polisakkaritler glikozla işte proteinin yağın birleşmesi sonucunda oluşuyor. Nedir bunlar? Glikoprotein, glikolipit gibi. Yani karbonhidratlarla İşte diğer bileşiklerin kovalent bağlarla bağlanması sonucunda oluşuyor bileşik polisakkaritler. O zaman ben şöyle yapmak istiyorum. Bakın şuraya küçük bir başlık yazacağım. Şöyle A diyeceğim. Bileşik polisakkaritler diyelim. Bunlar az olduğu için en başta bunları anlatıyorum. Bileşik polisakkaritler. Ne demiştik? Karbonhidratlarla diğer bileşiklerin kovalent bağlarla bağlanması sonucunda oluşuyor. O zaman şöyle yazalım. Karbonhidratlarla diğer bileşik dediğimiz işte yağlar, proteinler kovalent bağlarla bağlanması sonucu oluşur. Nedir bunlar? Glikoprotein ve glikolipit, değil mi? Glikolipit. Arkadaşlar her ikisi de hücre zarının yapısına katılıyor ve her ikisi de hücre zarına bir özgünlük kazandırıyor. Özgünlük dediğimiz hücrelerin birbirinden farklı olmasını sağlayan yapı nedir? Glikoproteindir. Glikolipitler ise hücrelere antijenik özellik kazandırıyor. Yani antijenik dediğimiz yabancı proteinlere karşı bir savunma gibi düşünün arkadaşlar. Antijenik özellik kazandırıyor glikolipitler. Bu şekilde özellikleri var glikoprotein ve glikolipitlerin. Gelelim şimdi arkadaşlar diğer bileşiklerimize, yani basit bileşikler, basit polisakkaritler. Şöyle B diyorum şu kısma. Basit polisakkaritler. Neden basit diyorum? Basit dememin sebebi hep karbonhidratların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani hep glikozun bir araya gelmesiyle oluşuyor. O yüzden basit polisakkarit diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bir tablo şeklinde ilk önce yazayım ben. Daha sonra ise teker teker açıklayalım. Hatta yazarken açıklayalım. Şimdi biz bunları ikiye ayırıyoruz. Birisi deposal. Deposal olanlar. Bir de yapısal olanlar var. Arkadaşlar deposal olanlar nişasta ve glikojendir. Yapıya katılanlar ise selüloz ve kitindir. Şimdi ilk önce ben nişasta ve glikojenden bahsetmek istiyorum. Daha sonra ise selüloz ve kitine bakarız. O zaman şöyle yazalım yine altına.
Ne diyelim? Şöyle küçük A diyelim, nişasta. Arkadaşlar, nişasta bitkilerde depo maddesidir. Yani şimdi fotosentez sırasında çok sayıda glikoz oluşuyor. Bu glikoz ne yapıyor? Hücredeki ozmotik basıncı artırıyor. Neydi ozmotik basınç? Suyu olan ihtiyaçtı. Ozmotik basıncı düşürmek için ve hücre aynı şekilde depo edeceği yerden tasarruf edebilmek için ne yapıyor bunu? Glikozları yan yana getiriyor. Aralarında glikozit bağı kuruyor. Ve kaç tane glikoz yan yana geldiyse bir eksiği kadar su açığa çıkarıyor ve nişastaya dönüştürüyor. Bu şekilde depo ediyor. Daha sonra bunu yine hidroliz tepkimesiyle ne yapar? Glikoza dönüştürebilir. O yüzden hem yerden tasarruf yapmış oluyor hem de hücredeki ozmotik basıncı düşürmüş oluyor. O zaman bitkilerde fotosentez fazlası glikozların depo edilme şekline biz ne diyormuşuz? Nişasta diyormuşuz arkadaşlar. Bunların da yine arasında ne var? Tabii ki glikozit bağları var. O zaman yazalım şöyle. Bitkilerde fazla glikozu depo şeklidir. Depo şeklidir dedik. Dehidrasyon tepkimesinin sonucunda oluşuyor. Zaten burada da arkadaşlar bahsetmiştik ortak özelliğinden. Şimdi bunlar suda çözünmez bir kere nişasta, onu da söyleyelim. Suda çözünmez. Yani suda hani biz nişasta kullandığımız nişasta var ya, onu mesela suya koyun. Suda böyle direkt çözünüp de hani şey oluşturmaz. İyice bir karıştıracaksınız. Aerosol mu deniliyordu, hatırlamıyorum tam olarak, ama aerosol gibi bir bileşik elde edeceksiniz. Hani ilaçlar vardır ya, şu toz halinde olanlar, su karıştırırsınız. İşte çalkalarsınız ama hala böyle pütür pütür vardır içerisinde, böyle küçük küçük nokta halinde. Nişasta da o şekildedir. Direkt çözünmüyor. Böyle pütür pütür kalıyor arkadaşlar içinde. Suda çözünmediği için. İyotla arkadaşlar, iyotla mavi mor renk oluşturuyor. Bunu da yazalım. İyot ile mavi mor renk oluşturur. Mavi mor renk şöyle oluşturur diyelim. Arkadaşlar iki şekilde vardır. İki tip nişasta vardır. Biri amiloz, diğeri de amilopektin dediğimiz. Arkadaşlar amiloz alfa 1-4 bağlarıyla bağlanmıştır. Amilopektin ise beta 1-6 ile bağlanmıştır. Ve dallanmış bir yapıya sahiptir amilopektin, ama amiloz düz bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Düz zincir halindedir. O zaman şöyle diyelim. Amiloz ve amilopektin olarak iki çeşittir. Şöyle yazalım. Amiloz hangi bağlarla bağlanıyordu? Alfa 1-4 bağıyla bağlanır ve düz zincirlidir. Amilopektin beta 1-6 bağıyla bağlanır. Arkadaşlar bu da dallanmıştır. Bağıyla bağlanır diyelim. Evet, kısaca bu şekilde yazdık. Artık ne kadar kısa olursa. Şimdi gelelim. Bundan sonra neye geliyoruz arkadaşlar? Nişastadan sonra diğer bir depo polisakkaritimiz olan glikojene. Şöyle B diyorum, glikojen. Peki nedir glikojenin özelliği? Arkadaşlar nişasta bitkilerde depo formuydu. Glikojen ise hayvanlarda, bakterilerde ve mantarlarda depo formudur. Yani bu canlılarda fazla glikoz glikojene çevrilerek depo ediliyor. O zaman yazalım. Mantar, bakteri ve hayvanlarda fazla glikozun depo şeklidir. Depo şeklidir. Özellikle mantar ve bakteriyi unutmayın. Sorularda karşınıza çıkar. Mantar ve bakteriyi unutmayın. Arkadaşlar bu da aynı yapısı amilopektine benziyor. Dallanma gösteriyor. Dallanmış bir yapıda. Suda çözünür. Onu da yazalım. Suda çözünür. Bu da iyotla kahverengi renk veriyor arkadaşlar. İyotla kahverengi verir. Kahverenginin rengini veriyor. Evet. Peki nerede depo ediliyor? Arkadaşlar insanlarda
Kas ve karaciğerde bol miktarda bulunuyor. Kaslarımız, özellikle çizgili kaslarımızda glikojen şeklinde depo ediyoruz. Çünkü bu glikojen işte kaslarımız, çizgili kaslarımız hızlı çalıştığı için karaciğerden beklemiyor. Direkt kendisi parçalayıp kendisi kullanıyor. O zaman şöyle diyelim. İnsanlarda kas ve karaciğerde bulunur. Karaciğerde depo edilir diyelim ya da depo edilir. Kas dediğimizde çizgili kastır. Sakın karıştırmayın arkadaşlar. Şimdi etçil olan canlılarda hem hücre içinde hem de hücre dışında sindiriliyor. Yani zaten biz mesela ne yapıyoruz? Hem kasımızda hem karaciğerdeki hücrelerde depo ediyoruz ya. Hücre içinde de sindirebiliriz. Hücre dışında da, yani ağızda işte glikojenler de sindirilir. Ağızda sindirilir, ince bağırsakta sindirilir. Burası da hücre dışı olur. Ama arkadaşlar otçullarda nerede sindiriliyor? Sadece hücre içinde sindiriliyor. Hücre dışı sindirim yok. O zaman yazalım. Otçullarda hücre dışında sindirilmez. Hücre dışında sindirilmez. Evet. Nişasta ve glikojenle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi burayı bayağı doldurdum. Yapısala pek yer kalmadı. Orayı böyle biraz daha sıkıştırarak yazacağız. Arkadaşlar, yapısallara gelelim. Yapısal olan da iki tanedir. Biri selüloz, diğeri de kitin. Bakın, selüloz, kitin. Şöyle C diyorum, selüloz. Arkadaşlar, selüloz bitkilerde hücre duvarının yapısına katılır. Bitkilerde, algilerde bitkisel özellik gösteriyor. O zaman şöyle diyelim. Bitkilerde ve algilerde hücre çeperinin ya da hücre duvarının aynı şey yapısına katılır. Yapısına katılır. Arkadaşlar, bu da nişasta gibi suda çözünmez. Suda çözünmez. Buradaki selülozu oluşturan zincirler, hani glikozlar, düz zincir halinde. Aynı amiloz gibi arkadaşlar. Düz zincir, selüloz. Ama glikojen ne yapıyordu? Amilopektine benziyordu. Dallanmış hali gösteriyordu. Ama selüloz ne yapıyor? Amiloza benziyor. Düz zincirler halinde. Suda çözünmez dedik. Arkadaşlar, otçullar, bakın otçullar, otla beslenenler. Normalde bizlerde, hayvanlarda selülozu sindiren enzim yok. Ama otçullar sadece otla beslendikleri için mecburen selülozdan faydalanmak zorundalar. Hani bizde sindirilmese de çok önemli değil. Çünkü niye? Biz başka şeylerle de beslenebiliyoruz. Etle besleniyoruz, işte otla besleniyoruz, ama selüloz çok önemli değil, ama otçul beslenen canlılar da önemlidir. Peki nerede sindiriliyor bunlar? Arkadaşlar, bunlar da işkembelerinde ve bağırsaklarında yaşayan selüloz sindirici bakteriler vardır. Bunların yardımıyla sindiriyorlar. Yoksa öbür türlü işte otçullarda olsun, etçillerde olsun kesinlikle selülozu sindiren enzim bulunmaz. Peki hangi enzimle sindiriyorlar arkadaşlar? Selülaz dediğimiz enzim. Zaten sonuna az ekini getiriyoruz. O zaman şöyle diyelim. Otçullarda işkembe ve bağırsakta. Bağırsak dediğimiz ince bağırsak tabii ki. Çünkü kalın bağırsakta sindirim olmaz. Bağırsakta bulunan bakteriler tarafından sindirilir. Evet, bu şekilde sindiren enzim neydi arkadaşlar? Sindiren enzim de selülaz enzimi. Bizlerde, yani hayvanlarda üretilmiyor, insanlarda üretilmiyor. Sadece bu bakteriler tarafından üretiliyor. Şimdi gelelim D diyelim, kitin. Kitin de önemlidir. Arkadaşlar, kitin yapısında azot bulunduran tek polisakkarittir. Bakın, yapısında azot bulunduran tek polisakkarittir. Bunların yapısına katılan işte monosakkaritlere biz glikozamin diyoruz. Neden? Çünkü glikoza azot bağlanmasıyla oluşuyor. Bu yüzden de glikozamin ismini alıyor. O zaman şöyle diyelim. Yapısındaki monomerlere glikozamin denir. Glikozamin denir. Azot bulunur. Azot bulunur. Peki kimlerde var arkadaşlar? Böceklerde dış iskeletin yapısını oluşturuyor. Mantarlarda da hücre çeperinin yapısını oluşturuyor. Böceklerde dış iskelet, mantarlarda
mantarlarda hücre duvarının yapısını oluşturur. Yapısını oluşturur. Evet, kitinle ilgili de bilmemiz gereken budur arkadaşlar. Başka da bilmemiz gereken bir şey yok. Şimdi bir de oligosakkaritler var. Bunlardan sadece sözlü olarak bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, oligosakkaritler polisakkaritlerden daha küçük, disakkaritlerden daha büyük. 8 ile 12 arasında glikozun bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır. 8 ile 12 arasında glikozu unutmayın. Eğer 12'den fazlaysa veya işte daha çok daha fazlaysa o zaman da polisakkarit olarak isimlendiriliyor. Oligosakkaritler de bu şekilde karşınıza çıkarsa aklınızda bulunsun. Evet, böylece ne yaptık? Karbonhidratları bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki videomuzda yağlara geçiş yapacağız. Yağlar videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.